Merhaba arkadaşlar. Bugün Double Leg Takedown'a karşı sprawl defans yapıp guillotine choke'la tekniği bitireceğiz. Şimdi ilk başta alçak dalış rakip Double Leg Takedown yapacak. Önce seviyeye düşelim. Yumruk mesafesinin altına düştü. Şimdi yumruk mesafesinin altındayken çift bacağa doğru dalış gösteriyor. Yavaş bir şekilde gidelim ve orada kalalım. Evet. Şimdi rakibe dalış yaparken guillotine uygulayabilmemiz için önce defans yapmamız gerekiyor. Burada ellerimle rakibin üzerine baskı yaparak iki bacağımı aynı anda geriye doğru atıp kasığımı aşağıya basıyorum. Evet, işte bu. Tekrardan aynı noktaya gelelim. Rakip beni yere düşürmemesi için ellerim rakibe baskı yaparak oradan yapabilirim. Mesafe varsa kafaya doğru baskı yapıp buradan yine sprawl yapabilirim. Rakibi bana tamamen yapışmasına, giriş yapmasına izin vermiyorum. Tekrardan önce level change, yapış ve kal. Şimdi kontrol, iki ayağımı bir anda geriye attım ve sprawl. Şimdi burada kalıyoruz. Sprawl'dayım. Rakibim bana dalış yapıp beni yere düşürmesine izin vermedim. Kasıklarım olabildiğince yerde, kontroldeyim. Eğer rakip ileriye doğru beni drive ederse, ayaklar parmak ucunda, ileride, kontrol. Eğer rakip beni geriye doğru iterse, ayaklarını ileri doğru it Fatih, parmak uçlarımla kasıklarım yerde ve rakibe karşı direnç uyguluyorum. Şimdi burada çok fazla kontrol etmiyorum. İlk pozisyon burası. Rakibe sprawl yaptıktan sonra defansımı yaptım ve double leg takedown'dan kurtulmuş oldum. Şimdi guillotine geçeceğiz. Guillotine çok MMA'de en fazla kullanılan, UFC'de dünyanın en büyük organizasyonunda bile karşınızdaki dünyanın en iyi dövüşçüsü dahi olmuş olsa eğer iyi bir guillotine çokla karşınızdakini bitirebilirsiniz ve pes ettirirsiniz. Şimdi burada guillotine çoka değineceğiz. İlk pozisyon sprawl'ı yaptıktan sonra elim rakibim boynuna doğru doluyorum. Kontrolde. Ve elimi tamamen rakibin boynuna gelecek şekilde döndürüyorum ve diğer elimi içeriden yakalıyorum. Elimi içeriden yakaladım. Elimi içeriden yakaladıktan sonra rakibin hareket etmesine izin vermeden ilk önce yana doğru kaçıyorum. Rakibin vücut ağırlığı öndeydi. Yana çıkarak vücut ağırlığını boşa vermiş oldum. Ve sağ dizimi rakibin kolunun ve bacağının arasından içeriye doğru sokuyorum. Ayağım iyice içeride. Aynı zamanda rakibi kontrol ediyorum. Dizim içeride. Ve diğer taraftaki ayağımı rakip kaçmaması için olabildiğince üstüne alıyorum. Kontroldeyim. Ve içerideki elimi rakibin boynuna dolamıştım. Bu taraftaki elimle rakibi kontrollü bir şekilde yakalıyorum. Omuzum rakibe yapışık, dirseğim yapışık. Ayaklarımla sardım. Rakip sağa sola doğru gidemez. Hafifçe kalçamı ileri itip omuzumu geri çekiyorum. Tekrardan aynı pozisyon. Yerdeyiz, yerdeyiz. Evet, sprawl yaptım. Boynunu yakaladım. Elimi yakaladım. Yana doğru geçtim. Dizimi içeri soktum. Atlamaması için ayağı üzerine koydum. Eğer ayak burada olmazsa rakip üzerinden geçiş yapabilir. Bunun olmaması için içerideyim. Dizim içeride. Ayak üzerinde. Ve bitiriyorum. Tekrardan. Yavaş ve kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Biraz geri gelelim. Evet, yavaş. Önce seviyeye düştüm. Dalış gösterdim. Rakibi yakaladım. Hemen sprawl'la defans. Hemen rakibin boynunu yakaladım. Kendi elimi yakaladım. Vücudumu yana aldım. Dizim içeriye ve diğer ayak kapattım ve bitiriyorum. Rakip turtle'dayken guillotine'in detayına birazcık gireceğiz. Kolumu rakibin boynuna iyice doluyorum. Gördüğünüz gibi kolumu iyice doladım. Şimdi burada beyne giden kan akışını durdurabilmek için iki taraftan rakibin
kan akışını durduruyorum. Tekrardan. Ve bunun için de bisepsimi bir tarafına ve bıçak kemiğimi de diğer tarafına doğru koyuyorum. Buradayken elim yukarıda, bıçak kemiğim yukarı doğru giderken diğer elimle destek alıyorum. Ve elimin yanında iyice yakalıyorum. 5 parmak. Elim içeri doğru soktum. Kontrol. Ve diğer elimle rakibin yanından kontrollü bir şekilde çekiyorum. Şimdi buradayken iyice omuzumu dayadım. Boşluk bırakmadım. Kontrollü bir şekilde. Vücut ağırlığımı yana doğru aldım. İçerideyim. Rakibi kontrol ettim. Ve geriye doğru yatarken dizimi sokup ayağımla beraber kapatıyorum. Kontrol ve kontrol. Evet, burada duralım. Burada detay, gördüğünüz gibi iki taraftan kapattım. Elim burada. Kontrollü bir şekilde elimi dışından yakalıyorum. Rakibi vücut ağırlığım önce yapışık, olabildiğince yakın. Sırtımın üzerine omuzumu çekerken hafiften geriye doğru veriyorum. Burada giyotinde kesinlikle boynunu tutup kanırtma, geriye doğru çekmek yok. Teknik yaparken 5 parmakla bile, daha sonraki videolarda bunu detaylı bir şekilde çalışacağız. 5 finger guillotine, 10 finger guillotine'de rakibi kontrollü bir şekilde direkt tep ettirebilirsiniz. İçerideyim. Kontrol. 5 finger guillotine. Kontrol. İçeride yine aynı şekilde guillotine. Kontrol. İyice çok. Yapabileceğiniz birçok farklı guillotine var. Şimdi en temel olanlarından bir tanesindeydik. İçerideyim. Bisepsimi tamamen koydum. Diğer taraftaki elimi yana doğru çektim. Rakibin kafası burada değil. Koltuk altında. Kontrollü bir şekilde elimi 5 parmak yakalıyorum. Ve yavaş bir şekilde iki tarafa doğru sıkıştırıyorum. Okay. Tekrardan tekniğimi hızlı bir şekilde görelim. Güzel. Tekrar. Diğer açıdan. Çok güzel. Aynı açıdan bir kez daha. Yavaş görmek istiyorum. Güzel. Elini bağla. Gösterelim elimi. Evet, yana geç. Ayağı sok ve düş. Evet. Ne yaptık arkadaşlar? Double leg takedown, bir sprawl'la defans ve arkasına giyotin. Giyotin benim için en önemli, en detaylı tekniklerden bir tanesi. Biliyorsunuz Road FC'de yaptığım giyotinle, bitirdiğim teknikle 50 saniyede kazandığım maçta Asya'nın o yılki en iyi ikinci submission'ı pes ettirme tekniği seçildi. Benim de özel tekniğimdir giyotin. Eğer rakibi iyi bir şekilde giyotini alırsanız ve tekniğiniz gerçekten iyiyse oradan çıkabilecek çok fazla insan yok.